Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber American Truck Simulator oynuyoruz. Akşam modunda oynuyorum bu sefer. Akşamı da görün istedim. Şöyle yola çıkalım. Şehrin adı Baker Fleet herhalde okunuşu bilmiyorum tam olarak. Ve nereye gidiyoruz? Tonopah'a doğru bir 6-7 saatlik, 9 saatlikmiş, 9 saatlik yol yapacağız. Başlayalım. Oyunun ilk bakış videosunu atmıştım sizlere. İlk çıktığı gün izlemeniz için. Ondan sonra bir sefer atayım dedim. Hem haritayı daha detaylı görün, hem de düşüncelerimi size aktarmak istedim. Öncelikle oyun şahane olmuş, aşırı şahane. Yani bazı kişiler parasını çok buldu, bazı kişiler tırlar sayısını az buldu, tırın sayısını az buldu. Bazı kişiler harita küçük dedi. Fakat haritada o kadar yani aşırı derecede küçüklük yok. Yani küçük de çok aşırı derecede küçük değil. Yine bayağı bir dolaşabiliyorsunuz. Bir ucundan bir ucu yine 25-26 saatlik yol eder. Yani 25-26 saat sürer. Fakat muhteşem doğa görünüşleri var. Şu an ben video çektiğim için ayarları kısmak zorunda kaldım. Çünkü videoyu çekerken biraz bilgisayar kasıtlama yapıyor. Aynı zamanda oyunda etkileniyor bundan. Normalde yüksekte oynuyorum. Şu an ortaya çektim. Bilgisayar o kadar fazla iyi bir bilgisayar değil ama yüksekte oynadığınız zaman detaylar muazzam. Eğer güzel bir bilgisayarınız varsa kesinlikle alın oynayın. Kötü de olsa yine alın. Bayağı güzel bir oyun. Euro Truck'a hiç benzemiyor. Yani benziyor bazı girişler, yüklenişler. Bu ne arkadaş, yaylan yaylan Amerika yollarına ne kadar yayılmış. Euro Truck'a benziyor. Girişleri, menüsü filan gördüğünüz gibi GPS de benziyor. Aman tam kaçırıyorum. Ama yol detayı daha güzel, daha elverişli. Issız yerler çok. Böyle dağlık, ovalık yerler bayağı etkili yapmışlar. Ondan sonra ilk yani 2 saat kadar oynadım daha. Yani haritanın çeyreğini ancak kat ettim. Tırların uzun olması sürüş deneyiminizi etkiliyor. Tırların uzun olması mesela dönmenizi falan, virajlara daha yavaş girmeniz gerekecek. Tırlar muazzam, sesler güzel. Bir de kornayı sevmedim. Durun size. Korna bu yani duyabiliyorsanız. Biraz sesi kıstım. Böyle. Şimdi akşam çekiyorum. Bir sonraki bölümde de sabah çekeceğim. Diğer YouTuber'ların videolarını izledim. Yağmur çok güzel diyorlar. Yani yorumlarda da öyle yazıyordu. Yağmur detayı güzel falan diyorlardı. Yani ETS2'den daha iyi olmuş diyorlardı. Fakat ben yağmurlu havada hiç gitmedim. Belki şansımız olur da şimdi yağmur yağar. Dediğim gibi yarısı çöl zaten ya haritanın. Hep çölde gittim ya, bana denk geldi. Bayağı çöl yolları var. Sonra emniyet şeridinden gidince arada ceza yazıyor. Ben bir ara gittim emniyet şeridinden, ceza yazdı. Yolda polisler bekliyor. Ceza yazıyorlar. Ondan sonra kanter var. Evet, ETS2'de olmayan bir şey. Kanter. Yani yolda giderken bir anda diyor kantere girmeniz gerekiyor. Benzinliklerde de var bu kanter. O yönü güzel olmuş. Başka? Başka bir değişiklik yok ya. Yani. Sürüş deneyimi değişik. Harita değişik. Tırlar değişik. Aman aman. İşte böyle sert virajlara yavaş gireceğim. Abi. Uzun zaten tır. Ha ben alışamadım. ETS2'ye gidiyor. Zaten ETS2'de de fazla iyi süremiyordum ama. Şansımıza da hep gece geldi. Şöyle uzun açayım da biraz etrafı görelim. Sonra 18 vites falan var herhalde. Ha benzin çok çabuk bitiyor bunda. Yani bir anda bir bakmışımız yarım depo benzinimiz var.
Bence direkt bir benzinliğe gidin. Benim başıma iki kere geldi. Benim ETS'den hiç gelmedi ETS'de. Yarım depo benzinle en aşağı 600-700 km gidiyordum. Bunda yarım depoyla anca 400 falan gidiyor herhalde. 300-400. Tıra bağlı. Bu arada bir de kötü yan olarak iki tane marka var. Tır markası. Ama ileride yorumlarda okudum, forumda da okudum. İleride birkaç daha tır gelecek herhalde. Volvo'nun bir tırı gelecek. Diğer markalardan iki tane, üç tane daha tır gelecekmiş. Marka gelecekmiş işte. Tır var. Tır 3-4 tane çeşit var herhalde. Aynen. Büyüklük, küçüklük bakımından 3-4 tane çeşidi var. Markalar gelecekmiş. Yollarda İskandinavya delicesinde olduğu gibi eğimler var. Kedi gözü koymuşlar bazı şeylere, yollara. Onu fark ettim dün. Çok hoşuma gitti. Bir de bazı şehirler bayağı bir büyük yani. Bakıyorum yükü bırakmama 35-40 dakika kalmış ya da 1 saat kalmış. Giriyorum şehrin başına. Git bitmiyor. Daha şehir bitmiyor yani. Şehrin içinden gidiyorsun. Tabii bu şehri yapmalara da direkt bilgisayarın FPS'sini etkili yor maalesef. Kalabalık bir grafik olduğu için şehirler direkt FPS'lerde düşmeler oluyor. Ama olsun, şehirleri çok detaylı yapmışlar. Bayağı hoş olmuş. Abi hiç incin top oynuyor ya. Vallahi incin top oynuyor. Burada ben bir fotoğrafta şey görmüştüm çölde. Bu hani ottan yumaklar böyle uçuşuyor ya. Onu görmüştüm. Fakat daha rastlayamadım yani. Belki de yoktur. Sonunda bir adam gördüm yani. Ayıptır ya. Hiç kimse mi olmaz ya? Ha, bu arada trafik yoğunluğu saatlere göre değişiyor. Bunu yapmışlar. Güzel olmuş. Mesela böyle akşamüstü bayağı kalabalık oluyor. Sabah yine aynı bizim Türkiye'de olduğu gibi işçi trafiği oluyor. Bak, bu yola ben daha önce girmiştim. Aynen. Burada bayağı tehlikeli. Bu yol çok hoşuma gitti ya. Çok güzel yapmışlar. ETS2'de de var da böyle kıvrımlar. As var. Bunda bayağı kıvrımlı ve yokuşlu yollar bayağı var. Köprü bağlantılarını muazzam yapmışlar. Yol detayları çok güzel olmuş. Oyun bayağı güzel fakat fiyatı biraz pahalı açıkçası. Polisi görüyor, geziyor yani şerefsiz. Bize ceza yazıyor boyuna. Boyuna 1.000 euro, 1.000 euro ceza yiyorum vallahi yolda. Hiç fark etmiyorum bile. ETS2'deki gibi öyle kamera falan göremiyorsun. Uyarı tabelasını bile ne görmüyorum ben. Sürpriz cezalar yiyebilirsiniz. Bir de pahalı cezalar. Ne diyecektim? Aa, benzin bitiyor. Anayı yedik. Buna benzinlik anasının imkanı. Yeter mi lan? Vallahi yesin lan. Bir kere de bitti, ta şehre ışınlandırdı. Burada bayağı bir ileride tepelik var mıydı ki? Hatırlamıyorum. Neyse. Ne diyecektim ki ben? Aha, unuttum. Ondan sonra evet, yol detayları bayağı güzel. Mesela ışıklarda sağa dönecekseniz ışığı beklemiyorsunuz. Bunu çok güzel yapmışlar. Şu şeyi anlamadım ya. Çizgi geçtikten sonra hafif yükseliyor yol. O da güzel olmuş ama biraz saçma. Sığ olmuş ya. Arada bunda yapımcı sürekli düz yol olmaz diye kavramı olmuş. Bazı yolda giderken kasaya girmiş gibi tır sallanıyor. Bu güzel olmuş. Yola detay koymuşlar. En çok beklediğim şey benim burada çukurların olmasıydı. Pek yok. Yani o dediğim bir iki yerde gördüm o dediğimden. Daha da geliştirebilirler ama geliştirirler. Sürekli güncelleme alacak çünkü ETS2'de bu da alıyor. Bildiğiniz gibi SCS sürekli güncelleme yapıyor. İleride sanırsam bir harita DLC'si çıkartırlar ya da 3-5 şehir eklerler diye düşünüyorum. Ama oyun 60 lira olduğu için bence harita derecesini çıkartmazlar diye düşünüyorum. Oyuna kendiliğinden eklenir. Yani bu arada
Bazıları online vardı ben oyunu aldığımda. Fakat online daha eklenmemiş, yapım aşamasındaymış. Online eklendiğinde hep beraber oynarız. Bu arada online eklenirse şunu çok merak ediyorum. Çok küçük bir harita. Yani küçük desem de ETS 2 kadar yok. Yani şunu anlatmak istiyorum. Yani aşırı küçük değil ama ETS 2 kadar da büyük değil. Yani ETS 2'nin neresi kadar? Almanya çevresiyle İtalya'nın birleşimi kadar bir şey. Yollar aşırı kalabalık olur. Eğer oyunu çok kişi satın almışsa şu anda satışlar iyi gidiyor herhalde. Bayağı üst sıralarda. Oyun bayağı konuşuldu ilk çıktığı gün. Çünkü çok bekleniyordu. Ben ta geçen yıl Ocak ayında bir video paylaştı SCS. Çok merakla bekliyordum. Ben Haziran'da falan çıkar zannettim. Geçti geçti. Bir yıl geçti. Anca 3 Şubat'ta çıkarttılar. Bayağı üstünde çalışmışlar ama. Yani ben sevdim oyunu. Sevmeyenler de çok. Dediğim gibi. İşte ETS 2'yi unuttuk arkadaş. Dün bir girdim de. Multiplayer'a GM adminle bir konuma yaptık. Mazot bitiyor biliyorum abi. Çok yiyorsun be. Mazotu çok yiyorsun. Hız sınırları Amerika'nın sınırları bayağı bir değişikmiş. Yani 113. Yolda 129 oluyor bazen. Bazen inmiyor. Değişik bir şeyler. AI araçları güzel tasarlanmış. Bayağı kargo şirketleri olsun. Normal araçlar olsun. Bayağı güzel tasarlanmış. Oyunun geneli süper yani ben bayağı beğendim. Abi hep çölde gittik ya akşam. Vallahi. Şuradan benzin alalım ondan sonra yolumuza devam edelim. Zaten bir saatlik yolumuz kaldı. Los Angeles'a hala gitmedim ha. San Diego'dan başladım ben. Ya bunları telaffuz etmek kolay ama çok değişik şehirler var. Onları telaffuz etmek Avrupa şehirlerinden daha zor oluyor. Bu tarafa hiç gitmemişim ha. Demek ki burası şey ya. Las Vegas'ta bir çöl vardı. Orası olabilir. Bütün Amerika'yı acaba tamamlar mı? Ne kadar dar bir benzinlik yapmışız oğlum. Bir de şuraya şeyi sokmuşuz. Buraya adamlar nasıl girsin? Sürte sürte gireceğiz artık. Diye. Dizel freni. Başka neden bahsedebilirim? Evet, şehir detayları falan. Şehir detayları muhteşem. Zaten oyunu aldığınız zaman ya da benden izlediğiniz zaman göreceksiniz şehrin detaylarını. Bayağı hoş. Bir de trafik olunca da aşırı trafik oluyor. Gamepad'le oynuyorum bu arada ben oyunu. Yeter. Bir saatlik yol var zaten. İlk başta girişi biz yanlış yaptık. Yük alma yerleri falan çok güzel. Bu arada neyse onu söylemeyeyim. Onu şimdi şeyde görürsün zaten. Dükkanlar yerleri. Bu arada fanımın sesi geliyorsa buna en yakın zamanda çözüm bulacağım. Hatta bu ay bulacağım. Bir kulaklık alacağım Logitech'in. Şu anda Logitech'in kulaklığı aldıktan sonra bir direksiyonu kalıyor, bir de mousepad'i kalıyor. Yarısını tamamladım. Kanadımda olan kutu açılım videosu var. Logitech gamepad'inin. Gamepad'den çok memnunum. Muhteşem ama bu oyunda titreşim yok yani. Bunu araştırdım. Bu oyunda titreşim yokmuş. Onu öğrendim. Ama diğer oyunlarda titreşimi gayet güzel çalışıyor. Mouse'u var. Onu size tanıtmadım. İsterseniz tanıtabilirim. Yorum atarsanız tanıtabilirim. G300S var. 3000 miydi? 300 mü? Öyle bir şey. Bir de klavyem var.
Onun şu anda numarası G103 herhalde. Aynen G103 olabilir. Allah! Lan iyi kurtardı sana. Diğer tırlar da büyük olduğu için viraj dönerken baya şey oluyor. Böyle sert virajlar dönerken onun arkası çıkıyor, benim arka çıkıyor. Onları denkleştirmek de bayağı zor. Ama oyun eğlenceli. Aşırı eğlenceli. Almanızı öneririm. Bir kötü yan oldu. Geçen duydum. Çok üzüldüm, arkadaşlardan duydum. Oyun çıktığı gün torrenti çıkmış. Ben eskiden torrent kullanıcısıydım. Tamam, haklısınız. Bu oyun, orijinal oyunlara bu kadar para yazık. Fakat yani adamların da emeği sonuçta. O kadar uğraşıyorlar. Yani bir oyunu yapmak adamların 1,5-2 yıllığını almış. Bunun ödül olarak da yani ücretlerini vermek gerekir. Hem bu bir suç bildiğiniz üzere. Emek hak hırsızlığı yani. Bence elinizden geldiği kadarıyla orijinal takılın. Elinizden geldiği kadarıyla. Bütün oyunları almak tabii ki zor. İstediğiniz oyunları. Fiyatları uçuk. Fakat elinizden geldiği kadar orijinal takılmaya çalışın. Ben de çok torrent oynadım. Yani eleştirme anlamında eleştirmiyorum sizi. Sadece bir öneri. Yani torrent hemen çıkmış adamlar yükleyip oynuyor. Ama tabii ki multiplayer'a giremeyecekler. Multiplayer çıktıktan sonra sizlere videosunu çekeceğim. Ulan 19 ton olmasa hepinizi geçer. Ben bunda şey bekledim ya. Şu alete ne deniyor ya? Tırların içinde oluyor ya. Adı neydi? Bir şey alet ya. Hızımızı ölçüyor. Şu anda adını getiremedim. Mesela o olabilirdi. Mesela elimizde kart falan sokabilirdik. Hızı ona göre polise verebilirdik. Mesela onu yapabilirlerdi belki ya. Yani o oyunda onu bekledim. Çünkü SCS çok kendini geliştirdi sonra. ETS2'den sonra bayağı bir bütçe kazandılar. Artı injene geliştiler. Kalifiye elemanları güçlendi. Mesela bunları simüle edebilirlerdi diye düşünüyorum. Tabii ki zor işler. Karışmak istemiyorum. Kendim de bilmiyorum zaten de. Yapabilirlerdi mesela. Yük bırakma yerleri gayet hoş. Yani çeşidi çok. Mesela yük bırakırken şöyle bir seçenek geliyor. İster kendin park et diyor. Güvenli elden park et ve bunlara tipi veriyor işte. Seviye atlama, benim acelem var koçum. Neyse arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümlerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.